Merhabalar. Kısa bir aradan sonra Vergi Hukuku Komisyonu Başkanımız Avukat Mehmet Kaya Üstadım'la birlikteyiz. Hocam, bu vergi davalarında sürelere ilişkin konuşmamıza devam ediyorduk. Sürelere ilişkin özellikler nelerdir vergi davalarında? Şimdi dava açmada süre ne zaman başlıyor? Biz hep bir rapordan bahsettik. Rapor bize tebliğ edildiğinde süre başlıyor. Evet. Ama o başladığı gün sayılmıyor. 30 günlük İlk süre. İlk gün sayılmıyor. Son günü de şeye denk geliyorsa, tatile denk geliyorsa, cumartesi, pazar gibi veya resmi bayramlar gibi, o zaman onun takip eden ilk iş günü ne kadar ki süre? 30 günlük süre. Süremiz böyle, dava açma süremiz 30 günlük, böyle hesap ediyoruz. Ancak özel yasalarda hükümler var bu 30 gün olmayan. Nedir bu? Bir 6183 sayılı amme alacakların tahsil usulü hakkındaki kanunda ödeme emrine itiraz diye bir süre var. 7 günlük süre. Ayrıca gene aynı kanunun ihtiyat tacizi ve ihtiyat tahakkukla ilgili süre, racaat süresi 7 gündür. Yani ne 30 gün olmadığı gibi farklı bir süre değil, 7 gündür. Bir diğer ise uzlaşmaya sağlanamadığı takdirde. Evet, uzlaşmaya gidildi ve bir uzlaşma sağlanamadı. Özellikle evet, tahriyat sonrası uzlaşmalarda bunu yaşıyoruz daha çok. Ve burada uzlaşma sağlanamadığımız takdirde bize 15 günlük bir ek süre veriliyor, eğer süre geçmişse, ki genelde geçmiş oluyor. Geçer. Bir o 30 günlük sürede hakkımız varsa sorun yok, ama genelde 15 günden az süre kaldığı için otomatikman bir 15 günlük süre bize veriliyor. Onu hemen belirtmekte yarar var. Evet. 15 günlük süre içinde gene vergi ve cezaya karşı dava açabiliyoruz. Demin de söylediğimiz gibi bu dava açarken duruşma talepli, yürütmenin durdurulması talepli genelde dilekçenin sağ üst köşesine yazarız ki belli olsun diye. 25 bin liraya, en son değişikliklere göre 25 bin liranın üstünde bir rakam söz konusu, mahalli yerel mahkeme, ilk mahkeme duruşma talebimizi kabul ediyor, etmek zorunda. Ama daha az için etmeyebilir. Onu da belirtmekte yarar görüyorum. Evet. Ve ondan sonra duruşma talebimizi ve de yürütmenin durdurması talebimizi havi dilekçeyi vergi mahkemesinin nöbetçi mahkeme başkanına verdikten sonra davamızı açmış oluyoruz. Açmış oluyoruz. Davamızı... Her davada yürütmenin durdurulması talebinde bulunmamız gerekir mi? Pardon, burayı da bir açıklamakta yarar var. Şimdi o zaman... Yürütmenin durdurulmasında kastım, evvel emirde bir kere bu tahriyatla ilgili dava açar açmaz otomatikman yürütme duruyor. Burada yürütmenin durdurulması talebine gerek yok. Burada bir yanlış ifade söz konusu oldu. Ben bunu düzeltmek istiyorum. Çünkü yürütmenin durdurulması talebi var, ancak istinafta ve şeyde söz konusu, Danıştay'da. Yani bir üst mahkemede. İlk derece mahkemesinde yürütmenin durdurulması. Çünkü otomatikman dilekçeye verir vermez biz bunu dava açtığımızda otomatikman yürütmenin durdurulması söz konusu. Ama davayı kaybetmişiz. Danıştay'a veya istinaf mahkemesine gidilecek. O zaman işte yürütmenin durdurulması talebinde bulunuyoruz. Aksi takdirde cebri icraya başlayabilir idare, vergi dairesi. Getirin bu parayı diyerek o mahkeme kararını icrasını isteyebilir bizde. Evet. O nedenle biz eğer kaybettiysek, Allah göstermesin, meslektaşlarım için hep kazansın isterim. O zaman işte dilekçesinin sağ üst köşesine duruşmada talepli, yürütmenin durdurması da yazsınlar. Danıştay'a da gitse, istinafa da gitse. Ancak duruşmayı kabul etmek mecburiyetinde değil. Kanun yolları dediğimiz temyiz ve istinaf mahkemeleri kabul etmeyebilir, ama edebilir de gerek görürse, zaten sorun yok. Onun için duruşma talepli ve yürütmenin durdurması talepli dilekçesini yazmaları lazım. Yürütmenin durdurması talepli dilekçe kabul edildiğinde sorun yok. Evet. Edilmezse vergi dairesinin eli kolu artı icra memurunu bize göndererek bankalara
haciz işlemi yapma hakkı doğuyor. Onu da belirtmek istiyorum. Çünkü ilk mahkemede kaybetmiş olduğumuzda. Evet. Evet. Bunu böyle bahsettikten sonra bizim geldiğimiz şey bir dava açılırken, dilekçe hazırlarken bu ispat ve delil şeyinde ispat çok, ve delil konusu çok önemli. Bizim vergi hukukunda çok önemli. Diğer hukuk kuralı aynı zaten o göre. Usul hukukun müşterek şeyi bu ispat ve delil. Bizim vergi usulda da bu çok güzel net açıklanmış. Onu aynen okumak istiyorum. Üçüncü maddesi çok net olarak bu ispat ve delili açıklıyor. Beraber birlikte okumakta yarar görüyorum. Evet. Bu her iki taraf için de geçerli. Hem idare için hem de bizim mükellef için yani meslektaşlar için diye geçerli olan bir madde hükmüdür. Madde 3. Vergi kanunlarının uygulanması ve ispat. Evet. Okuyorum bunu şöyle ki 1A bölümü vergi kanunları uygulaması. Bu kanunla kullanılan vergi kanunu tabi iş bu kanun ile bu kanun hükümlerine tabi vergi, resim, harç konularının ifade eder. Bu kanun yani vergi, harç, resim kanunlarını ifade eden bu A bendi. Vergi kanunları lafzı ve ruhuyla hüküm ifade eder diye başlıyor. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı göz önünde tutularak uygulanır diyor. Ama bizim esas konumuzu teşkil eden özellikle vergi hukukunda ispat başlığıyla alt başlığıyla B fıkrası vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Yani defter, kitap bir yana gerçek nedir? Gerçek, olayın gerçek mahiyetini maddi bulacağız. Maddi gerçekliği gerçeklik, evet. Önemli olan. Vergiyi doğuran olay ve bu olayla ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç yemini kabul etmiyor. Her türlü delille ispatlanabilir. Yemin hariç her türlü delille. Tanık. Yani gerçek durumu. Bilir kişi. Evet. Defteri, tanık, bilir kişi dediğiniz gibi. Şu kadar ki vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesi kabul edilmeyecek. Yani uzakta yakında ilgisi yoksa onun şahidin ifadesine esas alınarak da bu ispat külfeti ispat etmiş sayılmıyor. Bu delil olarak kabul edilmiyor. Ama şöyle bir şey düşün. Örnek vermek gerekirse avukat arkadaşların işine baktı. Örneğin şöyle bir seyahat acentası düşünelim. Ve burada aldığı haç şeylerinde çok olur bu. Haç turlarında. Haca gidenler 100 lira öderse şey olarak vermek çalışıyorum. Bunu tertipleyen şirket 50 lira yazdığında. İşte şimdi burada haca giden kişiyi çağırarak sen 50 lira mı ödedin, 100 lira mı ödedin diye sorma hakkımız var. Çünkü bilgi vermek mecburiyetinde biz sorarsa idari olarak. Onu veya avukatı olarak gittik ya doğrusunu şu ne ödendi. O verdiği rakam işte o şahit ilgisi var çünkü. Tespit edecek. Olayla direkt görgüsü direkt var. Direkt görgüsü var. Biliyor evet ama birinci. Uzaktan birini çağırıp da sokakta ya haç. Haca gitmek kaç lira ödeniyor diye olmaz. Duydun mu kaç lira ödüyorlarmış? Ama ben meslek hayatında bir firmayı incelemiştim. Orada çok ilginç şey, 1000 kişi örnek olarak böyle olayı şey etmek açısından anlaşılır hale getirmek için. 1000 kişi haca gidiyor. Ben çağırdım. Hepsi iki katı, defterde yazılan iki katı, üç katı yerine göre ödenler. İş sahibi bunu hemen öğrendi. Gitti hepsini bir bularak kalan kişiler hepsi motomot. Örneğin 1000 lira olması gereken 500 ödedi, 250, 500, 250 gibi motomot ifadeler verdiler. Ve o zaman o ben eski aldığım 1000 lira ödediğini söyleyen kişileri emsal olarak değerlendirerek bir ilave vergi tarihatı yapmıştım. Bu konuda belirtmekte işte onun o şahit ifadesi ben diyorum ki önemli. Şahit ifadesi çünkü olayla direkt ilgisi var. Aksi takdirde delil olmaz. O ispat edilmiş olma. Demek ki gerçek mahiyeti esas. Evet. Olayın neyle ispat edersen et. Defterle ispat et, şahitle ispat et. Artı bilirkişi raporuyla neyle ispat edersen bu onun için yani çok vergi önemli. Mahkemelerinde tanık da dinletebiliyoruz bu durumda. Hayır.
bu şöyle diyeyim. Bu nerede ispatlanıyor? Bu nerede derken ben inceleme elemanı veyahut da ben orada yazılı esas geçerli olduğu için burada isterse dinler ama bir manihalle olmamasını göz önünde bulundurabiliriz. Fakat asıl önemli olan biz onu karşılıklı bir yerde alarak, ederek yani bunun resmi belgeye çevirerek delil olarak biz dosyaya koyabiliriz. Örneğin bir noterde yeminli ifadesini verebilir, alabiliriz. Onu ben dosyaya koyabilirim. Olur. Arkadaş sen bu daireyi kaç liraya aldın? Ben 50 lirayken... Yani bu raporları kendimiz mi hazırlamalıyız? Yoksa diyelim ki vergi mahkemesi bir bilirkişi... Bilirkişi de yapabilir. ...raporu alıyor mu? Veya biz mi kendimiz yeminli bir yerden bir biz de belgeleri... Ama bilirkişiye de şeydir, bilirkişi gider, bu örnek vermek gerekirse hep genelde burada şeyi kastederek konuşuyorum. Müvekkillerinin işini takip eden avukatları kastederek konuşuyorum. Örneğin bir inşaatçının şeyini düşünelim. Genelde çok düşük beyan ederler. Onu da maliyeciler bulur. Örnek 100 liralık şeyi 10 lira gibi gösterir. Onun da bir yerden şeyi var çünkü işçiler de belge alamıyor. Şu bu karını düşürmek için, daha az vergi ödemek için veya çeşitli nedenlerle incelemeye alınırlar. İncelemede fark bulunur. İşte burada bilirkişi müracaat ederek bunun dairenin maliyeti şu kadar. Her ne kadar böyle gösteriyorsa aslı bu kadardır gibi benim lehime olan delilleri toplayarak bunu dosyaya ekleyebilirim, yerine koyabilirim. Evet, her türlü delille kendi iddiamızı orada ispatlamaya çalışmalıyız. Çalışmalıyız. Normal. Ve özellikle benim genel müvekkil avukat arkadaşların yaptığı, yazdığı şeylerin hepsinin bir dayanağı olursa o masraflarının veya gelirlerle ilgili... O bir ispat şeyidir. Tabii. Defter genelde şeydir, delildir. Ticaret hukukunda da öyledir zaten bildiğimiz gibi. Buradan hareketle yanlış bakmış olabilir inceleme elemanı. Maddi hatadan tut da isteyerek o konuya değinmemiş olabilir. Ben onu defterimle de tanıkla da şeyle alarak bilgiler orada talep ederek bu genelde uygulaması olmakla birlikte dediğim gibi... Bu vergi hukukundaki bu ispat ve delil dışında hukuk usulü mahkemelerdeki aynı şeyler geçerlidir. Yani orada da yararlanabilirim. Tespit yaptırabilirim. Evet. Yani ben örnek vermek gerekirse bir şey var, bir bina yapılmış ama masrafı onun 100 lira görünüyor toplayabildiğim belge. Oysa o 1000 liralık bir masraf yapıldığını. Evet. Çünkü bir demir harcanıyor atıyorum yani kireç şudur topladığın zaman bunu ispatlamak için mahkemede alırım, tespit ettirerek. Yani bütün iddialarımızı ispatlayacak delillerimizi ve bunları kuvvetlendirecek resmi yazışmaları, belgeleri, her türlü belgeyi dosyamıza koyarak. Yani ispat, delil, özel hukukta da, vergi hukukunda aynıdır. Ama bizdeki şu husus unutulmaz, gerçek mahiyeti esas. Bunu kavuşmak için her türlü şeyi yapabiliriz, tespitleri. Bunun dışında... Konuşmalarımız arasında resen araştırma ilkesini söylemiştik. Evet. Bu delilleri de göz önünde bulunarak bizim verdiğimiz bu delilleri kabul edip etmemek, onun kendinden göre delil bulmak hakimin zaten görevidir. Çünkü o artık onun her şey hakimin elinde orada. Araştırması gerekiyor. Tarafsız bir kişi. Ben ne desem de veya vergi dairesi ne dese de önemli değil. Önemli olan onun bu olaya bakış açısı. Ama hakimler de insandır. Onlar da yanlış yapabilirler. İşte burada gelelim kanunu yolu. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra yeni daha çiçeğe burnunda taze doğmak üzere şu günlerde çok konuşuluyor. İstinaf mahkemesi. Biraz önce konuştuk. Evet. Sonra da Danıştay var. Çünkü bu onun için burada da gene şeyi işte bu şeydeki durum belirtmek gerekirse tek hakim bakacaksa 5000 liradan aşağısı davalar yukarıya gitmiyor kesin. Ondan sonra bu 25 bin liralık kısmı içinde şey oluyor. İstinaf 25 bin lirayla kadar olan da istinafta çözülüyor tek hakimle. 100 bin liraya kadar olan da kurul halindeki giden şeyler. Yani 100 bin liranın üstünde olması lazım Danıştay'a gidebilmemiz için. Ya, şimdi üstadım, vergi mahkemeleri birinci, ilk derece. Evet. Ondan sonra bu istinaflar kurulduğunda 20 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecekler. İnşallah, bakalım. İnşallah öyle bekliyoruz.
Ya onlar açıldığında vergi mahkemelerinden sonraki itiraz makamı istinaf mahkemesi. İstinaf mahkemesi. Olacak. Kararı beğenmezsek. Beğenmezsek. Ondan sonra bölge idareler. Bölge idareler kesin oluyor şeye kadar. 100 bin liraya kadar kararları kesin artık. Ondan da yani istinaf dedi işte dosyalar yukarı gitmiyor. Hı. Kendi karar veriyor. Onu ben yani itiraz edersem. Yani istinafla bölge idare? İşte adı bölge idare ha. oluyor aslında. Evet. Bölge idareler artık istinafa dönüşecek. Aynen, evet, aynen. Evet, öyle aynen. dönüşecek. Aha. 100 bin liranın üzerindeki davalarda da artık Danıştay'a evet. gidecek. Olay böyle. Evet. Burada şeyler kesin oluyor dediğim gibi. Bu eskisi gibi bu arada karar düzeltme kalktı. Karar düzeltme kalktı. Ancak şu günlerde eğer bir karar çıkmışsa bunun gene karar düzeltmesini yapacağız. Danıştay'da karar düzeltmesi veya bölge idarede itiraz vardı. İtiraz da kalkmış oluyor ve şey de kalkmış oluyor. Karar düzeltmesi bu gibi olayları için yeni istinaf mahkemeleri kurulduğu zaman karar düzeltmeye artık gidemiyoruz. Yani. Evet. Eski dosyalar hariç. Evet, eski dosyalar zaten kaldığı yerden devam edecek. Edecek. Bir de notlarımda şöyle bir sorum var hocam. Buyurun. Beyan üzerine tahf ve tahakkuk ettirilen vergilere karşı. Aa, bu çok güzel bir konu. Açılan davalar. Bu çok güzel konu. Biz buna ben de notlarıma bakarak daha konuşsam daha iyi olacak. Çünkü bu şöyle. Şimdi avukat arkadaş beyannamesini doldurdu. Süresinde vergi dairesine verdi. Evet. İmzaladı, verdi. Abi bu geçen yılın beyannamesi de bu ayın 25'ine kadar 2016'nın 25 Mart'ına kadar vermesi gerekir. Evet. Beyannamesini götürdü, verdikten sonra beyannamesine itiraz etme hakkı yoktur. Normal kural bu. İşte bu kuralın istisnaları var. Evet. Nedir bu kuralın istisnası? Nedir? Eğer beyan ettiğim şeyde bir maddi hata varsa, işte ve bunun düzeltilmesi gereken bir konuysa, vergi usulünde belirtilmiş bu, işte matrahta hata olur, dönemde hata olur, yanlışlık vardır, düzeltilmesi gereken bir konu varsa, bunu düzeltilecek isterim, düzeltmedi, yargıya, mahkemeye giderim. Hı-hı. İkinci bir hususta, beyannamemi veririm, verirken de itirazı kayıtla veriyorum. Tamam. Ben bunu veriyorum ama buna itiraz edeceğim demektir. Şu nedenlerle. O nedenleri dilekçeye ve yazarak onun üstüne ekleyebildiğimiz gibi şimdi elektronik ortamda gönderildiği için kutucuk var orada. Hı-hı. İtirazı kayıt kısmını işaretledi. Al. Beyanname bir nevi bir ay süreyle o senin neye itiraz ettiğini bildiğinde düzeltmesi gerekir. Hı-hı. İtirazı kabul edersen. Ama genelde etmezler. Etmediği zaman işte senin o bir ayın sonunda tekrar senin o tahakkuk fişi kesilecek ya, o tahakkuk fişini istinaden sen şeyde bulunacaksın. Mahkemeye dava açma hakkın var. Tahakkuk fişinin düzenlenmesiyle itibaren. Evet, bize düzenlendiği tarih zaten bu şey oluyor, tebliğ edilmiş sayılıyor. Kısacası senin beyannamen vergi dairesine girdiği zaman o tahakkuk işlemi yapıldığı an vergi dairesini seçeneği şu. Bir, benim ileri sürdüğüm hususu kabul ederek düzeltecek. Evet. İki, düzeltmeyecek. Düzeltmediği an ben bir ay içinde vergi mahkemesine dava o konu hakkında dava açma hakkım süremiz var. Süremiz başlamış oluyor evet. bir Ve aylık süre. Bir aylık süre içinde açmamız lazım oluyor. Evet. Genelde böyle şey konular varsa, tam netleşmemiş konular varsa, örneğin sen yazmışsın hasılat ama defterine, aslında o doğru gelip gelmeyeceği bellisiz, yanlışlıkla yazmış olabilirsin. Çeşitli nedenlerle o zaman itirazı kayıtta vererek düzeltmesini isteyebilir. Ve o zaman bu itirazı kayıtta verilen dilekçe ödemeyi durdurmaz yalnız. Hı-hı. Hemen onu söyleyeyim. Ödemesini yapacaksın kanun süresinde. İşte o dilekçe vermek suretiyle yargıya gidip haklı olduğun zaman o verdiğin paraları geri alabilme, Hı-hı. iade edilmesi söz konusudur. Evet. Evet. Bir de tabii bu vergi mahkemesi, istinaf, Danıştay'dan sonra da yine yargı yollarımız var bizim. Bu Anayasa Mahkemesi'ne bireysel evet. başvuru. Biz oraya varmadan biz şu yürütmenin durdurması konusunda biraz açıklama yapmakta. Danıştay'daki yürütmenin Danıştay'da ve istinafta. Çünkü vergi mahkemesine karar çıktı.
istemiyoruz ama aleyhimize bir karar çıktığını düşünelim. Evet. Bu aleyhimize çıkan karar üzerine Danıştay'a yürütmenin durdurması talepli dilekçemizde verirken şu kıstaslar nazara alınacak. Bir, yani bunun telafisi güç bir zarar uygulandığı zaman bu karar, telafisi bir güç zarar meydana gelirse. Bu bir şart. İkinci bir şart da açık bir şekilde hukuka aykırı olacak verilen karar. Yani mahkemede bir karar çıkıyor. Bu karar uygulandığı zaman açık bir şekilde hukuka aykırı olan bir karar uygulanıyor ve uygulandığı zaman da telafisi güç bir zarar çıkıyor. İşte bu şartlar ikisi bir arada olmak şartıyla ben yürütmenin durdurulmasını üst makam olan İstinaf Mahkemesi veya Bölge İdare Mahkemesi şeyine göre değişir bu. Veyahut da Danıştay'a bu ileri sürebilme imkanımız var. Danıştay'da veya bölge idare dediğimiz mahkemede çıkacak karar eğer yürütmenin durdurması reddolunursa ki o zaman vergi mahkemesinin şeyi kararı vergi dairesi uygular, icra eder. Bu yürütmenin durdurulması ile ilgili bir karara karşı itiraz hakkımız söz konusu ama genelde mahalle yerel mahkemenin kararına işte bu genelde uyuluyor uygulama böyle diyeceğim geliyor. Yani çok nadir yürütmenin durdurulmasını çok nadir olarak veriyor yargı üst mahkemeler. İtiraza temize başvuruyu da çıkacak vurduktan sonra kararlar itiraz ve temiz yönüyle incelendiğinde sonra ya tasdik kararı çıkıyor veyahut da bozma kararı. Mahkeme kararı tasdik edilirse olay bitmiştir. Sadece eski hukukta karar düzeltmesi vardı. Hı hı. Ya ona hakkı var gitmeye. Genelde de aynı kişiler baktığı için karar düzeltmede çok sınırlı bir dönüş olur. Genelde hep ilk kararına uygun karar verir Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesi. Birinin süresi 7 gün, öbürünün 1 aylık bir süresi vardır. Bu müracaat hakları. Onu da belirttikten sonra Danıştay'ın kararı bozarsa ne olur? Şimdi Vergi Mahkemesi lehime bir karar verdi. Danıştay bozdu. O zaman işte şeyde de yani karar düzeltmede de eski davaları konuşarak herhangi bir sonuç alınamadı. O zaman mahalline geri gelir. Mahalline geldiğinde mahkeme bakar. Bu ya uyacaktır gelen Danıştay'ın gerekçeli kararına ya da yahut da direnecektir. Genelde uyum olur ama az da olsa direnen hakim arkadaşları görüyoruz. Olay bu şekliyle şey olur. Direndiğini farz ettiğimizde bu sefer Danıştay'ın eski karar veren, bozma karar veren Danıştay'ın dışında diğer 7. bunu hangi karar 4 tane vergi dairesi vardır Danıştay. O diğer dairelerin üyeleriyle birlikte genelde 20 civarında ortalama bir genel kurulda tekrar tartışılır. Bu genel kurulun vereceği karar kesindir artık. Öylece mahalleye, orada çıkan karar mahalli mahkemeye gelir. Evet. Karar kesinleştikten sonra da normal yasal prosedürler devam eder. Devam eder ve Anayasa icraya başlar. Anayasa Mahkemesi'ne gidebilir. Anayasa Mahkemesi var. Dediğim gibi İnsan Hakları Mahkemesi var. Bütün İnsan yollar bitirdikten sonra. Açık. Evet. Süremiz bitti de üstadım. Bitirirken bir soru sormak istiyorum. Bu mali müşavirle hesaplarını tutturan meslektaşlarımız var. Ve birçoğundan duyuyorum bazen onların yaptığı hatalar yüzünden de zarara uğrayabiliyorlar. Veya belli şeyleri yanlış hesaplıyorlar. İşte cezaya girdi mi kar topu gibi büyüyor gidiyor. Bunlara karşı nasıl önlem alabilirler? Yani mali müşavirlerin de bir sorumluluğu var herhalde avukatlara karşı. Vardır. Şimdi incelemede eğer onu tasdik etmişse... tutmuşsa şeye göre... O mu sorumludur? Yine avukat yok, sorumlu ama önce oluyor mu? Nasıl oluyor? Aslı olan avukat arkadaşım sorumlu vardır. Ancak avukat arkadaşım genel hükümler muhacesinde
Bir demin de söylediğimiz gibi rücu hakkı, yani ben bu kadar senin yüzünde zarar gördüm, kusura bakma diyerek de onu maddi anlamda evet, evet, dava başka edebilir. Yapacağı bir şey yok. Başka çünkü şeyi genelde şey ilk şeyi yakalar. Mükellefi evet. Yakalar. Çünkü o beni... Onun için çok dikkat edeceğiz. Evet, ama bu kuralları bütün avukatların bilmesi de biraz zor. Evet. İncelikli konular. Ne evet. tavsiye ediyorsunuz? Öğrensinler. Biraz öğrensin diyorum ve hatta bu vergi hukukunu sevsinler diyorum. Özellikle meslektaşlarıma söylüyorum. Vergi hukukunda iyi para da var. Çünkü rakamsal boyutları yüksektir. Eğer müvekkillerinizde %1, %2'ler bile talep ettiğinizde zaten onu vereceği ücreti hiç düşünmüyor. Uh-huh. Yani siz yeter ki davayı kazanın diyor. Örneğin %5 diyelim ki bir 100 bin liralık şeyde bir %5 195 kurtardığı için o 105 lirayı seve oynaya veriyor. Hatta seninle arkadaş oluyor ve bir dostluk doğuyor. Uh-huh. Ama ben özel hukukta düşünüyorum, duyuyorum. Kavga dövüş oluyor deniliyor. Ücretimizi alamadık diyorlar. Onun için gelin derim. Vergi hukukunda beraber çalışalım derim. Çok zevklidir evet. derim. Uzmanlaşmak isteyen özellikle genç meslektaşlarımıza vergi hukukunu özellikle ve tavsiye baromuzun, ediyoruz. Evet, baromuzun da vergi komisyonu var. Orada 15 günde bir toplanıyoruz. Herkesin fikrine hürmetimiz, sevgimiz, saygımız var. Herkesi bekliyoruz. Teşekkürler. Evet, vergi hukuku komisyonuna da davet ediyoruz meslektaşlarımızı. Orada vergiyle ilgili konularda da görüşmeleriniz oluyor, görüş alışverişleriniz oluyor. Hem takıldıkları konularda hem de bilgi almak için komisyona gelsinler ve değerli üstadımızla birlikte güzel çalışmaları hep birlikte sevgilerim. Yapabilirler. Evet, programımız da burada sona erdi. Hepinize iyi günler diliyoruz.